Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Sizlere bugün biraz da markaların, telefon markaların, üreticilerin telefonlara verdikleri güncellemelerden bahsetmek istiyorum. Daha öncesinde güncelleme ne kadar önemli diye bir video yapmıştım ama şimdi ise markaların ne kadar güncelleme verdiklerini sizlere açıklamak istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi birçok marka var. İlk önce işletim sistemi olarak ayırdığımızda bir tarafta iOS var yani Apple tarafı diğer tarafta Android bulunuyor. iOS tarafına sadece iPhone'lar bulunur Android tarafına geldiğimizde Bilim'un marka bulunuyor. Samsung bulunuyor, Xiaomi bulunuyor, Huawei bulunuyor, Oppo bulunuyor, Vivo bulunuyor, OnePlus bulunuyor. Yani gerçekten çok fazla marka bulunuyor. Buradaki markaların her birinde farklı stratejileri bulunuyor. En azından güncelleme konusunda farklı stratejileri bulunuyor arkadaşlar. Kimileri çok uzun süre boyunca güncelleme verirken kimileri ise 2 senelik bir güncelleme takvim verdikten sonra o telefonu unutuyor arkadaşlar. Ben de bu videoda sizlere hangi markanın ne kadar güncelleme takvimine sahip olduğunu sizlere açıklamak istiyorum. Şimdi ilk olarak nereden başlayalım? Hadi iOS tarafından yani Apple tarafından iPhone tarafından başlayalım. iPhone'lar bildiğiniz gibi uzun süre güncelleme almasıyla ünlü oldular. Çünkü neden? İnsanlar da bu yüzden bu telefonları tercih ettiler. Hem kullanım kolaylı olsun hem de uzun süre güncelleme aldığı için de güncel bir şekilde telefonlarını kullanmalarını istedi insanlar ve Apple da bu isteğe karşılık verdi ve Apple şu anda iPhone'larına 5 senelik bir güncelleme garantisi vermiş durumda. En az 5 tane iOS sürümünü aynı anda alacaklar. Bu da Apple tarafından güzel yapılan noktalardan bir tanesi. Çünkü mesela iOS'in yeni bir sürümü yayınlandığında her iPhone'a aynı anda o güncelleme geliyor ve ben Amerika'da kullanılan bir iPhone'la beraber veya Çin'de kullanılan iPhone'la beraber aynı anda aynı saatte güncellememi alıyorum. Tabii ki de saat farkları ortaya çıkabiliyor ama genel itibariyle aynı anda güncellemeyi aldığımızı söyleyebilirim. Bunu keşke Android tarafı da yapabilse ama birçok farklı markanın birçok farklı modeli olduğu için bunu yapmak çok çok zor zor arkadaşlar. Ama Apple tarafı iPhone'larına bu güncellemeyi anında hızlı bir şekilde ve her kullanıcıya aynı zamanda verebildiği için de çok çok büyük bir avantajı elinde bulunduruyor diye düşünüyorum. Evet 5 senelik bir sürüm güncellemesi ne kadar önemli diye soranlar olacak şimdi. Bence çok çok önemli. Bunun sebebi olarak da sizlere şunu açıklayabilirim. 5 senelik bir yazılım güncellemesinin garantisinin olması telefonu daha uzun ömürlü kullanmamıza yarayabiliyor. Ama kimi özellikleri de kullanamamıza da yarıyor. Ne demek bu? Şöyle açıklayayım sizlere. Mesela yeni bir özellik geldiğinde telefonunuz da ama sizin telefonunuz eski ise iPhone 15'lerde olan özelliği kullanmak istiyorsunuz ama sizin telefonunuz daha eski yani iPhone 11 olsun mesela iPhone 11'iniz varsa sizin telefonunuzun işlemcisi yeteri kadar güçlü olmadığı için o özelliği kullanamayacaksınız arkadaşlar. Mesela birçok kişi soruyor benim üzerine basarak kopyalama fotoğraftan kopyalama özelliği çalışmıyor diyenler var. Bunun ana sebebi işlemcinizin desteklemediğinden dolayı arkadaşlar. Bu yüzden de arasında böyle bir farklar bulunuyor en azından Apple tarafında. 5 sene güncelleme takvim daha fazla olması iyi olur mu? mu? Bence olmaz ama genel itibariyle 5 tane daha az olmasını istemezdim açıkçası. Gelelim şimdi biraz da Android tarafından konuşmaya. Burada birçok fazla marka birçok fazla şekilde güncellemesini verebiliyor. İlk olarak Samsung tarafından başlamak istiyorum. Samsung tarafı burada bildiğiniz gibi A serisi bulunuyor, M serisi bulunuyor, S serisi bulunuyor. Birçok fazla serisi bulunuyor. Bunlara göre de güncelleme takvimini düzenliyor. S serisine göz atacak olursak özellikle S24 serisiyle beraber 7 senelik bir güncelleme takvimine sahip oldu. Bunun öncesi de 4 tane büyük Android güncellemesi sonrasında ise 5 senelik de güvenlik güncellemesini alıyordu ama S24 serisiyle beraber 7 senelik güncellemeye de kavuşmuş oldu. 7 senelik güncelleme garantisi ne kadar önemli diye soranlar olacak. Burada 7 senelik güncelleme garantisi gerçekten çok çok önemli. Ama iPhone tarafında dediğim gibi bu 7 senelik ile beraber ne kadar o özellikleri kullanabileceksiniz? Sizin işlemciniz, kullandığınız telefon işlemcisi 7 sene sonra ne kadar güncel kalabilecek? Ne kadar güçlü kalabilecek bu yeni özellikler karşısında? Orası tamamen bir muamma. A, A serisine baktığımızda 4 senelik büyük Android güncellemesi geliyor burada ve 5 sene boyunca da güvenlik güncellemesini de alacak anlamına geliyor. Yani şu anda A64 mesela alanlar bir büyük güncellemeyi yemiş gibi düşünebiliriz. Çünkü Android 13'e çıkmıştı. Şu anda Android 14'ü almış durumda. Sonrasında üstüne 3 tane daha güncelleme alacak ve Android 17 ömrünü tamamlayacak mesela A64 modeli. Ama yeni gelecek olan A35 ile A55'e baktığımızda tabii ki güncelleme politikası S24 gibi olur mu bilinmez. Sonuç olarak onlarda da 4 sene ve 5 sene güncelleme takvimi olunca da çok çok uzun bir ömre sahip olacaksınız arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki Samsung A serisine bile güncelleme takvimi olarak güveniyor ve telefonlarına önem veriyor. Tüketicilerine önem veriyor arkadaşlar. Xiaomi tarafına geldiğimizde Amiral gemilerine 3 tane büyük Android güncellemesi 4 sene boyunca da güvenlik güncellemesi sözünü vermiş durumda. Hem Amiral gemisinde hem de T serisinde bunu bizlere verebiliyor. Ki zaten Xiaomi 13T serisinde başlamıştı bu. Şimdi ise Amiral gemilerine de devam ediyor. Yani Xiaomi bir telefon alacak olursanız da 4 senelik bir güncelleme takvimi hatta 5 seneye varan bir güncelleme takvimi sizlerle beraber olacak arkadaşlar. Orta seviyesine bakalım Xiaomi'nin. Burada da maksimum olarak 2 tane büyük Android güncellemesi 3 sene boyunca da güvenlik güncellemesini alacak gibi duruyor. Yani eğer bir Redmi telefonunuz varsa 2 tane büyük Android güncellemesiyle beraber 3 sene boyunca da güvenlik güncellemesini alacakmışsınız gibi duruyor. Yani şu anda bir Xiaomi 13 serisi yani Redmi Note 13 serisi telefon aldığınızda Android 14'le kutudan çıkıyorsa eğer maksimum olarak Android 16'yı alacak Android Android 17'yi almayacak gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında biraz da Google tarafından konuşalım. Google bildiğiniz gibi ülkemize gelmiyor ama şu anda Android güncellemesi kısmında en büyük markalardan bir tanesi ve en çok güncellemeyi veren markalardan bir tanesi. Kendi telefonları yani Pixel telefonlarına 7 senelik bir güncelleme takvimi verebiliyor. Hem 7 sene boyunca yine Android güncellemesi hem de yine 7 sene boyunca da güvenlik güncellemesinin sözünü vermiş durumda. Bu yüzden eğer bir Google telefonunuz varsa 7 sene boyunca güvenlik güncellemelerini ve ana sürüm güncellemelerini Alacaksınız arkadaşlar. Yine tekrarlıyorum, ne kadar uzun ömürlü bir şekilde olacak buradaki güncelleme bilmiyorum çünkü şu anda mesela piksellerin içerisinde Pixel 8 serisinde Tensor G3 işlemcisi bulunuyor. Tensor G3 işlemcisi 7 sene sonrasında nasıl çalışacak çok merak ediyorum. İsmini duyacak mıyız Google Pixel 8 serisi gibi bir telefon var mıydı diye hiç konuşmayacakmışız gibi geliyor. Ama dediğim gibi Google tarafı 7 senelik bir güncelleme takvimini sizlere verebiliyor. Huawei tarafına baktığımızda aslında biraz kafasına göre takıldığını söyleyebiliriz çünkü Android tarafından neredeyse çıkış yapmış gibi dursa da genel itibariyle Android tabanlı bir işletim sistemi kullanıyor. Çin tarafında HarmonyOS, global tarafta ise EMUI ile beraber devam ediyor ama arayüz kısmında genel olarak Android tabanlı bir işletim sistemi kullandığını sizlere söyleyebilirim. Burada kafasına göre takılıyor ama uzun bir şekilde güncellemeyi de alabiliyor Huawei telefonlar. Biraz da yavaş aldığını söylemem gerekiyor. Kullandığım P50 Pro, P50 Pocket, Mate 50 Pro, P60 Pro gibi cihazlarda güncellemeler, ana güncellemeler geç gelse de güvenlik güncellemeleri ay ay geldiğini biliyorum. Bu yüzden de güvenlik güncellemesi kısmında bir problem olmasa da yeni özellik ekleme kısmında biraz eksik kaldı sizlere söyleyebilirim. Ha eksik kalıcı bir şey oluyor mu? Yeni özellikler deneyimleyemiyor musunuz? Tabii ki de deneyimleyebiliyorsunuz. Eğer marka kendisi bunu kendi yazılımına adapte ederse mesela Android 14'ün özelliklerini EMUI 14 ile beraber getirirse Android 12'de kalmış olması veya Android 13'de kalmış olması çok da büyük bir önem arz etmeyecek. En azından Huawei cihazlar için olduğunu söyleyeyim sizlere. Sonrasında tekno cihazlara bakalım. Tekno cihazlar bildiğiniz gibi birçok farklı seriden oluşuyor. Spark serisi bulunuyor, POVA serisi bulunuyor, Camon serisi bulunuyor, Phantom serisi, Amiral gemi serisi bulunuyor. Yani birçok seride burada güncelleme vermek zorunda. Ama genel itibariyle Tekno markası 2 senelik bir güncelleme politikası bulunuyor. O da maksimum olarak 2 sene boyunca güncelleme alacaksınız ama bunun ana büyük güncelleme mi, yoksa güvenlik güncellemesi olduğunu kesinlikle belirtmemişler. Genel olarak 2 sene boyunca bu telefonlar güncelleniyor. Peki en çok güncelleme alan telefon kimdir diye hangisi diye sorarsanız da tabii ki de sizlere daha önce anlattığım Fairphone geliyor arkadaşlar. Fairphone burada 8 sene boyunca güvenlik güncellemesiyle beraber normal Android güncellemesini alacak. Peki bunu nasıl başarabiliyor diye soranlar olacak. Yani içerisindeki işlemci bunu kaldıracak mı diye soranlar olacak. Bu kaldıracak şekilde sizlere cevabını verebilirim. Bunun da sebebi kendi güncellemelerini telefon özel olarak gerçekleştirmeleri ve adapte etmeleri olarak açıklayabilirim sizlere. Yani Fairphone'un 8 sene boyunca güncelleme alması ve modüler yapıda olmasıyla beraber belki ileride işlemci de çıkarıp başka bir işlem takabilme olasılığını göz önünde bulundurursak gayet yüksek bir güncelleme garantisi de almış oluyor aslında. Peki sizler neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Sizce güvenlik güncellemeleriyle beraber yeni bir Android sürümü veya yeni bir iOS sürümünü almak ne kadar mantıklı? Veya bunu aldığımızda hayatımızda neler değişiyor? Çok şeyler mi değişiyor yoksa ufak tefek değişiklikler mi oluyor? Çok çok gerekli mi yoksa çok çok gereksiz mi? Sizler de kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.